Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatlice okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Çinli Çimento hissemizle beraberiz. 34.80 yani %1.14'lük bir geri e, çekilme yaşamış Cuma günü. Arkadaşlar e, bundan sonra grafikten sonra hem e, kaptaki bildirimleri sonra investing teknik analiz kısmına geçeceğiz. Bundan sonra da arkadaşlar özet raporunu inceleyeceğiz ve küçük bir inceleme yorumunu yapacağız arkadaşlar. Cimsa Cumhurörenin grafiğinde zaten bölündükten sonra kademesi olarak hem dirençlere değerek aşağılara doğru geldiğini görmek istiyoruz arkadaşlar. Grafiğimizde bakarsak eğer bir saatlikte indikatörlere şöyle 15 dakikada daha iyi çalışır. Arkadaşlar burada gelen bir e, seans sonuna doğru güzel bir hareket varmış. Fakat tekrardan aşağılara doğru salmış karanlık odada. E, grafimizde genellikle e, kırmızı tepelerin yani su 200 momentum indikatörüne göre aşağıda eksi anlamda kırmızı tepelerin oluştuğunu görmekteyiz. Zaten bununla beraber fiyatında da aşağılara geri çekildiğini sizler de görüyorsunuz. Katta önemli bir bildirimiz var mı? E, i̇hraç tavanına ilişkin bildirim. SPK10 ve ihraç tavanı son geçerlilik tarihi var. İhraç belgesi e, çıkarmış galiba devre kesici ve merkezi kayıt kuruluşunun bildirimi var arkadaşlar. Bununla beraber şuradaki açıklama bakalım. Yönetim kurulu tarafından 2.03.2023 tarihinde şirketimizle sel sözleşmesinin 24. maddesiyle yetki istinaden 3 milyar milyar Türk lirası tutarını aşmayacak şekilde halka arz edilmek sizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç ilişki işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine adam ee, bir 5 yıl olarak bölünmesine işkence. Zeptecat tarafından onaylanan ihraç belgesine 2 yıl ekte yer almaktadır. Arkadaşlar bu şekilde açıklama var. Bunları siz de okursunuz. Daha da önemli bir iş ilişkisi falan göremedim zaten. Teknik kısmına baktığımızda saatlikte bunların olması muhtemel zaten. Çim seçimentonun Aylık olarak teknik analiz kısmına bakalım Investing'den. Teknik indikatörlerde al 8 nötr 1 saat 1. Öz olarak baktığımızda al 20 nötr 1 saat 1. Hareketli otomarlarda al 12 saat 0 şeklinde yer almakta arkadaşlar. Bunlar Investing verisi. Ee, sakın yanlış anlamayın. Şimdi sen özet raporuna baktığımızda satışlar, büyük kar esas faaliyet karı, fabrik nötr dönem karımız e, gayet e, olumlu bir şekilde yükselmiş arkadaşlar. Burada finansal borçlar ve net borçlarda da ufaktan 10 ve 13 şeklinde artışlar söz konusu. Dönem varlıklar, duran varlıklar ve öz kaynaklarda bir nebze olsun artmaya çalışmış arkadaşlar. Çeyreklik satışlar diğer zirvelere göre arkadaşlar yeni bir zirve oluşturmuş. 3 milyar 49 milyon 182 milyon pardon 3 milyar 49 milyon 182 bin çeyreklik satış bandına ulaşmış arkadaşlar. fabörümüzde diğer çeyrekliklere göre burada da güzel bir zirve yaşamış. Net karda da bu şekilde kalmış arkadaşlar. 1 milyar 6 milyon 845 binde. Asıl çeyrekli net karını e, burada 2022'nin 9. ayında yaşamış. Bakalım Çimsa'nın muhtemelen 2023'ün 9. ayında böyle gelirse fiyatlara daha farklı yansıyabilir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.